Bırakın kadının erkekle, erkeğin kadınla eşit olması, o şurada kalsın, yeryüzünde erkekler arasında bile, kadınlar arasında bile asla aynı olan iki kadın, iki erkek yoktur. Aynı olan. Allah-u Teala her insanı ayrı ayrı yaratmıştır. Dikkat buyurun. Tıpatıp aynı olan iki insan yoktur. Nasıl mesela fabrikadan çıkan arabalar gibi, kalıptan çıkan efendim mallar gibi, matbaadan çıkan kitaplar mesela, matbaadan kitap çıkıyor. 100.000 tane de çıksa hepsi aynı mı değil mi? Aynıdır, hiç değişmez. İşte insan böyle değil. Asla insan aynı matbaadan çıkan kitap, fabrikadan çıkan mal gibi aynı olamaz. Birbirinin aynı olan iki insan yok dünyada. Hocam nereden söylüyorsun bunu? Efendiler bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ne söylüyor? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yeryüzünde Hazreti Adem aleyhisselamdan şimdiye kadar, şimdiden sonra da kıyamet sabahına kadar ne kadar kadın erkek yaratıldıysa ve daha ne kadar da yaratılacaksa, hiçbir kadını veya erkeği asla birbirinin aynısı yaratmadım diyor. Asla. Bunun delili ikidir. İki tane delili var. Ayetle sabit bu. Bir tanesi parmak izleri. Bunu zaman zaman ifade ediyoruz aklınıza kalsın diye. Yeryüzünde şu anda kaç milyar insan var efendiler? Diyelim ki 6,5 milyar insan var. Kur'an-ı Kerim'in kat'i ifadesine bela kadirine ala en nüsevviye benanehu ayeti kerimesine göre yeryüzünde 6,5 milyar insan varsa 6,5 milyar çeşit de parmak izi var. Hiç kimsenin parmağının izi öbürününkine vallahi benzemiyor. Aynı değil. Herkesin parmağının izini ayrı ayrı döşemiş Cenab-ı Hak. Aynı olamaz. Aynısı olamaz. Tıpkısı olamaz. Gördünüz mü? Demek ki erkekler arasında da, kadınlar arasında da birbirinin aynı olan iki tane insan yok. Hepsi farklı, hepsi ayrı yaratılmıştır. Başka ikincisi, ikinci olarak da insanların suratı. Surat, biz ne diyoruz? Yüzü, çehre, yüz diyoruz, çehre diyoruz. Dünyada kaç milyar insan varsa o kadar çeşit surat var. Dünyada kaç milyar insan varsa o kadar da ayrı ayrı yüz var. Her insanın yüzünü Allah ayrı ayrı teşkil etmiş. Ayrı ayrı tasvir etmiştir. Birbirinin aynı olan iki tane surat göremezsiniz. Bu Kur'an'ın haber verdiği bu hakikati bütün dünya Kur'an'a inansın inanmasın kabul etmiştir. Yani Kur'an'a inansın inanmasın. Bu iki hususu bütün dünya insanları kabul etmiştir. Ne bakımdan? Söyleyin dünyada, dünyanın her tarafında geçerli olan insanlarla alakalı, geçerli olan en kuvvetli belge, en kuvvetli belge, ispat olarak, belge olarak iki şey var. Nedir? Birisi parmak izi, öbürü de vesikalık, siz söyleyin. Vesikalık, fotoğraf. Yani insanın yüzünü gösteren fotoğraf. Pasaportlara, vesikalara, kimliklere, ehliyetnamelere, tapulara, nüfus cüzdanlarına mutlaka
insanın yüzünü ifade eden vesikalık, bak vesika demek belge demektir. Vesika, belge, belge, tanıtım belgesi. Hiç kimsenin kimseye benzemeyeceği vesikalık fotoğraf sizden ve bütün dünyada isteniyor mu, istenmiyor mu? İşte bu kabul edilmiştir. Bir de parmak izi.